Bunu Meral Hanım'la hiç konuştunuz mu? Kendisi ne dedi siz böyle dediğinizde? Yani hiç bakın konuşmadık. Biz burada başarılıyız Meral ama Hanım'la diğer iletişimimiz tarafta... yok ki. Bakın mesela en son... O ama daha garip değil mi? Çok yani kötü. İBB'de İYİ Parti'nin en üst düzey İletişim çağında iletişimsizlik yaşadık. Bakın en son ne oldu? Sinemanın bu önemli bir detay. Ya o tartışma olayından önce de. Önce. Şile'de bir şey yapılıyor. Milletvekillerinin istişare toplantısı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilleri. Ben davetli değilim oraya. Da neyi konuşacaksınız? Kimle neyi konuşacaksınız? Kriz yönetimi yok. Yerel yönetim için bilgi alışverişi yok. İbrahim Özkan arkadaşlarla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kendi başına partinin menfaatlerini en üst seviyeye nasıl çekerim? Partiyi nasıl görünür kılabilirim? Millet İttifakı ruhuna nasıl uygun hareket edebilirim diye yalnız bırakıldık. Ama biz yine buna rağmen 4,5 yılda harika işler yaptık arkadaşlarımızla. En son iletişimsizliğiniz de herhalde Twitter'da engelleme konu. Evet. Yani iletişimi o kadar kabalık ki Sayın Genel Başkan. Vallahi gerçekten Twitter'da gerçekten anlam veremedim. Sinan. Çok ilginç bir durum oldu. Baktım ki ya ben Sayın Genel Başkan paylaşımlarını görüyordum artık göremiyorum. Search yaptım baktım. Aa engellemişsiniz yazıyor. Hemen şey... Ya kendisi engellememiştir. İbrahim Bey'in şaşkınlığı... Ama o zaman ama Twitter'ınızı kullanıyorsalar ona müdahale etmeniz lazım. Tabii İbrahim Bey'in şaşkınlığı üzerine bir 10 ekleyin. Benim şaşkınlığım. Ben de öyle baktım. Can Hoca'ya engellemiş. Mesela benim de engellemiş. Benim de alakası var. Ya Meral Akşener girecek de arayacak da bulacak. Biz seçmeyiz. Bizi Sayın Akşener'in ikna etmesi lazım oyumuzu alabilmesi için. Tepkili olmasını anlarsınız. Engellemesini anlamazsınız da tepkili olmasını anlarsınız. O bir kızgınlık ifadesi. Bağımsız, her sağlıklı birey birer engelli adayıdır. Biz şu an engelliyiz. Tamam. Engellendik. Peki. Parti seçmeni Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan yana büyük bir oranda tavır alacak. Ben bunu görüyorum. Çünkü mevcut ilçe başkanları, kurucu ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları birçok arkadaşımla temas ediyorum. İnanılmaz derecede bizden yana bir tavır aldıklarını yeni istifalar var galiba, görüyor. Yeni istifalar var. Az önce yine bir Beyoğlu meclis üyesi arkadaşımızın yani istifa ettiğini gördük. 52 meclis üyesi vardı. 30'u şu an istifa etti son bir ay içerisinde. Bu arkadaşlarımızın 7'si Büyükşehir meclis üyesiydi zaten. Şimdi bu konuya girerken tabii çok dağıldı konular da notlar aldım. Cem Bey çok güzel çalıştan bir konuya temas etti. İyi Parti'nin, ben not alırım evet. Anayasa değişikliğinde İyi Parti 38 milletvekiliyle Sayın Erdoğan'ın görüşme yapabileceğini söyledi ama şimdi burada tabii uyulmayan bir şeyi değiştirmenin bir anlamı yok. Şimdi anayasaya uyulmuyor bu ülkede. Dolayısıyla bence bir referandum yapılacaksa bu ülkede anayasaya ihtiyaç var mı yok mu referandumu yapılmalı. Çünkü uyulmayan bir şeyi de değiştirip durmanın bir anlamı yok. Milleti sandığa götürüp zaman kaybetmek, devletin o kadar masraf etmesinin bir anlamı yok. Yani ben o açıdan biraz farklı bir boyutta bakıyorum. Şimdi diğer taraftan Sayın Kurum ve İmamoğlu karşılaşmasına geldiğimiz zaman biraz daha tabii sürecin içerisinde olduğum için evet Sayın Kurum teknik yönünü yönetecek, Sayın Erdoğan siyasi boyutunu yönetecek. Çünkü İstanbul'u muhakkak ve mutlak almak istiyorlar. Sayın Kurum dediğiniz gibi bir bagajla geldi. Nedir? Bu imar barışı diyorlar. İmar affı aslında. Hatay'da bile ölen 50 bin kişinin sorumluluğunu veriyorlar. İçinde yaşanamayacak binalara yaşayabilirsiniz. İzni verildi bu ülkede. Bu imar barışı dedikleri aslında imar affı. Bunu herkes biliyor. Herkese bir yapı kayıt belgesi verdiler. Buyurun kardeşim bunlar siz artık legalsiniz dendi. Binanın ne sağlamlığına bakıldı, ne donatısına bakıldı. Ne statik yapısına bakıldı, ne beton kalitesine bakıldı. Hiçbir şeye bakılmadan siz verin parayı kardeşim. Siz bundan sonra sağlamsınız, buralarda yaşayabilirsiniz. Ama aslında doğrusu bu değil. İstanbul bir deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bu İstanbul'umuz bütün Türkiye'ye bakar ama bütün Türkiye İstanbul'a bakamaz. Öyle bir durumumuz var. Dolayısıyla İstanbul'un deprem önceliği var. Dönelim diğer tarafa. Burada Sayın Kurum'un eksi yönleri var. Kanal İstanbul. İstanbul'da %80'in üzerinde bir karşıtlık var. Kanal İstanbul taraftarı Sayın Kurum. İşte sahada bunu soracaklar. Mecburen İstanbul taraftarı. İstanbul tarafı bunu soracak. Kanal İstanbul meselesine yana tavrı var. Bir de çok ilginç şeyler var yani. Sayın Kurum'un Çevre Bakanlığı döneminde ada bazlı kişiye özel imar uygulamaları yapılan alanlar var. Daha en son Üsküdar'daki o kafeler, büfeler yeri var ya, evet. Oralara bir günde imar çıkarttılar Çevre Bakanlığı'nda. Bunlar var. Bunlar konuşulacak. Vatandaş şunu soracak. Madem sen Cumhurbaşkanlığı'nın tarafından geliyorsun, bu emeklilerin maaşları ne olacak soracaklar. İşte bir günlük EYT'yi kaçıran insanlara soracaklar.
Soracaklar da soracaklar. İşi zor. Sayın İmamoğlu'na ne soracaklar? Neyi yapamamış Sayın İmamoğlu? Dediler ki sizin sayaçlarınızı PKK'lılar okuyacak. Yok. Gayet vatansever, düzgün. Bu memleketin gençleri gitti okudu. Topal ördek yapacağız dediler. Topal ördek yapacağız dediler. Yaptılar ama Sayın İmamoğlu ona rağmen çalıştı. 550, İnanılmaz işler yaptı. 550 tane terörist var dedi. Evet. Adam mahkemede başka şey söyledi. Mahkemede siyaset yapmak yokmuş. Yokmuş dendi. Şimdi ne oldu? İstanbul'un suları aktı. İlçelerin topladığı çöpler bertaraf edildi. AK Parti döneminde ödenmeyen 2.7 milyar. Bakın bunu kimse konuşmuyor. İstanbul'un gazı kesilecekti. BOTAŞ'a olan borçlarını İGDAŞ ödeyememişti. Şimdi Eyüp Sultan Belediye Başkan adayı olan Mithat Bülent Bey bu paraları İGDAŞ ödedi. Neler yaptılar? 20 senede ödenecek metroların paralarını 9 ayda 10 ayda aldılar. Hazine paylarından kestiler bunları. Şimdi Sayın Kurum çıkmış ilk 3 günde 3'te 3 yaptı. Bir, Mahmut Bey kavşağını işte biz burayı yapacağız. Ya kardeşim iyi de orası senin alanın değil. 2021'den beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazı yazmış. Demişler burası bizim alanımız, biz yapacağız. Bir daha yazmış, biz yapacağız. E yapmamışsınız kardeşim. Yani orası karayolları kime bağlı? Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı kimin? AK Parti hükümetinin. Ondan haberin yok. Şimdi İstanbul'la hikayesi yok gazetecilere Sayın Kurum'a. Marmara'yı ücretsiz yapacağız. Şimdi Marmara toplu taşımayı. İstanbul'da bakın İspark'lar bile basın mensuplarına ücretsizdir. Ulaşım ücretsizdir. Marmaray ücretsizdir. Şimdi İETT ile ilgili öğrencilere %40 indirim mecliste karar alındığı halde uygulanmıyor. Ya kardeşim mecliste alınmış yüzlerce karar derim ben size uygulanmayan. İstanbul'un bütçesinin %25'i ulaşım sübvansesine gidiyor. Niye 1 Nisan'ı bekliyorsun? O zaman Marmaray'da yap kardeşim o zaman indirimi. Hemen yarın başla. Madem o kadar sözün geçiyor. Hadi madem o kadar sözün geçiyor bu halka bir jest yap. De ki Sayın Cumhurbaşkanı 300 tane otobüsü 3,5 senedir imzalamıyorsun. İmzala Sayın Cumhurbaşkanım de. Doğru. Beylikdüzü, Sefaköy metrosu 950 milyon dolar meclisten oy birliğiyle geçti. E buyurun imzalayın. 2024 yatırım bütçesine koymamışsınız. Şimdi Sayın İmamoğlu sosyal belediyeciliği inanılmaz derecede başardı. Ben o dönem İyi Parti'nin grup başkan vekili olarak bunları her platformda anlattım. Bir kere çocuklara, kadınlara, annelere ve gençlere dokunuldu. Çocuklar, İstanbul'un bir tane kreşi yokken Büyükşehir Belediyesi'nin bugün 100'e yakın kreşi oldu. Ve üst düzey eğitim alıyor bu çocuklar. Bu arada Murat Kurum diyor ki ben kreşler açacağım gelince diyor. Yani şimdi, bakın doğrudan İmamoğlu'nun söylediğini söylüyor. Yani ben dedim bir haber. Ama aklın yolu birdir, o da doğru bir şey söylüyor. Ben geçen Twitter'da yani şey diye yazdım sevgili Sinan. Acaba Murat Kurum'un şöyle bir sloganı olabilir mi? Bazı şeyler çok güzel olacak falan diye. Yani çünkü o kadar fazla oradaki her şeyi alıyor ki. Sloganlar da benziyor. Çünkü şaşırtıcı olmaz. Taklitler aslında yaşatır. Aynen öyle. Şöyle bakmak lazım. Şimdi kreşleri de binlerce gencimiz çok iyi, çocuğumuz çok iyi eğitim alıyor. Bu çocuklar birinci sınıfa hazırlanıyor. Ve okula gittikleri zaman o kadar donanımlı gidiyorlar ki. Ben ilkokul öğretmenleriyle görüşüyorum. İBB kreşlerinden gelen, Yuvam İstanbul'dan gelen çocuklarda inanılmaz bir gelişim var. Çok önemli bir detay bu. Mesela 0-4 yaş grubu annelere ulaşımı ücretsiz yapılmış. O kadar anne var ki ulaşım maliyetlerinden evinden çıkamayan insanlar özgürleştiriyor. Peki size bir şey sorabilir miyim? Evet İBB'nin hizmetleri iyi. Bence de evet. Gayet iyi çalıştı ulaşım alanında da. Siz geçen programdaki ondan sonra zaten İyi Parti içerisinde de biraz tartışmalı bir figür haline evet. geldiniz. İstifanız istendi. Evet. Bir sözünüzden dolayı istenmişti. Yani sizin değil mi bu ulaşımla alakalı sözü evet. İstanbul için söylememiştir Meral Akşener demiştiniz. Sayın Akşener öyle bir söz söylemişti. Gerçekten yani ulaşımda İBB'nin kötü çalıştığını mı düşünüyordu Sayın Akşener? Şöyle, ya İstanbul'un ismini zikretmedi, onu da tevil etmedi. Ama İstanbul'u kastetmiş. İstanbul'u kastetmiş ki benim söylemlerimden. İbrahim Bey İstanbul'u kastetmedi bence diye de onu kendisi tiye Gaziantep'i bahsetti diye düşündüm. Evet. Sayın Genel Başkan da tiye alındığını düşündü. Teşkilat Başkanı Sayın Kavuncu bana böyle bir beyanda bulundu. Ben öyle bir niyetim yoktu. Yani o gerçekten dedim. Başarısız mı buluyormuş İBB'yi ulaşım konusunda? İstanbul ulaşımı bunda inanılmaz işler yapıldı. Kavşaklar yapıldı, düzenlemeler yapıldı. İstanbul'un ulaşımı tek başına çözülebilecek bir şey değil. Bir kere kademeli mesai saati uygulamasına geçilmesi lazım bu şehirde. Kademeli mesai saati uygulamasına geçilmesi lazım ve raylı sistemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması lazım. Hükümetin de buraya köstek değil destek olması lazım. Şimdi 2017 yılında Sayın Uysal döneminde durdurulmuş,
10 metro hattında bir de çalışma yapıldı. Milyarlarca euro ödemeler yapıldı buralara. Ve harıl harıl çalışıyor. Bu Mart ayı itibariyle Sancaktepe metrosu tamamlanıyor. Altyapıya inanılmaz yatırımlar yapıldı. İstanbul kontrolsüz büyüyen bir şehir. 20 milyon nüfus, hareketli bir nüfusu var bu şehrin. Dolayısıyla tek başına İstanbul'un alacağı kararlarla çözülebilecek bir mesele değil. Yani merkezi idarenin de destek olması lazım bu sürece. Ama nerede? 4,5 senedir Sayın İmamoğlu'na randevu vermemiş bir cumhurbaşkanımız var. Bunlara da konuşmalıyız. Mesela burada sosyal belediyecilikte en önemli avantajlarından bir tanesi de öğrencilere verilen burslar. Burslar. Öğrencilerin mesela KYK yurtlarından çok daha kaliteli, konforlu, rahat ediyor çocuklar. Gençlerimiz, gıdaya ulaşması kolay, konferans salonları var, kütüphaneleri olan harika alanlar yaratıldı. Şimdi 5000'in üzerinde çocuk, gencimiz İBB'nin yurtlarından yararlanıyor. Şimdi neydi bunlar daha önce? İstanbul'un 2019'da kaç yurdu vardı? Sıfır.